Türkmenler, Türkmen elinde kimliklerinin korunması için mücadele vermeye devam edecektir. Vatana ve millete saygı duymak, Türkmen davasının temel taşıdır. Türkmen halkı, toprağına, milletine ve en önemlisi Irak'ın birliğine hizmet göstermektedir. Türkmenler hiçbir zaman yıkılmazlar. Değerli Türkmeniye Televizyonu izleyicileri, Ölümsüz Yiğitler programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde şehidimiz Kemal Kaleli'nin milli davamız uğruna vermiş olduğu mücadele hakkında sizlere bilgi aktaracağız. Dilerseniz bizlerle kalın. Şehit Kemal Ahmet Kaleli, hür iradesiyle tanınan, Türkmen kimliğine sahip çıkan yiğit bir Türkmen ailesinin oğludur. 1941 yıllarında Kerkük'te Musalla semtinde dünyaya gözünü açtı. Tahsilini Kerkük okullarında tamamladı. Irak Türkmenleri Irak'ta gözlerini işkenceler içinde açıyorlardı. Türkmenlerin varlığını Irak'ta meydana getirmek için şehit mücadele verdi. Şehit, Türkmen haklarını son damla kanına kadar savunmaktan çekilmedi. Şehit Kemal, diktatör rejimi tarafından sürekli olarak gözaltına alınmıştı. Zulüm simgesi olan El Sevra Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırıldı. 1981 yıllarında Abu Ghraib cezaevinde Şehit Kaleli asılarak idam edildi. Şehidin cesedi ise ailesine teslim edilmedi. '81 senesinde Saddam o zaman başkan yardımcısıydı. 80 senesinde, 79 senesinde geldiği zaman gücünü göstermek istedi. Kimlere? İlk defadan Türkmenlere yüzünü göstermek istedi. Hatta muhabarat dairesi kurulanda Irak'ta Türkmenlerin gençlerinin üzerinde muhabarat dairesi kuruldu. Kalktılar, ne ettiler? Türkmenlerin gözünü kırmak için işte patlamaları, bir patlama olanda Türkmen'i atırlar ortaya yere. Tutuklananda, bir duvar yazı yazılanda Türkmenleri atırlar ortaya yere. Seni aydınlı adamları, ışıklı adamları göz altına aldılar. Göz altına alandılar. Biz de, bizim insanlarımız da o zamanlar bilmirler yani heyecanlı enübler sahaya. Sahaya andıkları zaman bu gibi insanlarımızı bizim başlarında tutuklamaya. Yani özü 80 senesinden Saddam gücünü göstermek için 80 senesinden başladı bu mücadelesine. İşte bak bugün 2003'e kimin Saddam'ın ne kadar idamı oldu Türkmenlerin üzerine. Tanzimlerimiz, mesela o zaman tanzimlerimiz var idi, insanlarımız var idi, aydınlı adamlarımız, ışıklı adamlarımız var idi. Bunlar hepsini gözaltına yavaş yavaş aldılar. Yani biz bu payı 80 senesinden başladık almaya yani. Saddam geldiğinde Ahmet Hasan Bakır yanına 68 senesinde bir o kadar şeyler yok idi ama 79 senesinden başladı işkenceler, başladı Türkmen'in Türkmen'i yok etmeye, Türkmen'in insanlarını
alırdılar, güneye götürürdüler. İdamlarımızı, ailelerini Tigrit'e gönderdiler. Tigrit'te baktılar, bunlar günde gelirler, gelirler. Aynen tanzimleri, aynen devam ederler. Kalktılar bunu, ne ettiler? Samava'ya, diğer başka güneye başladılar nakletme gözlerini. Ama Türkmenler buna hiç bıkmadılar. Yani hatta böyle olmuştu, Samava'da bile apartmanlar, şukalar yapılmıştı. Buradan Türkmenleri terhil etsinler o taraflara. Ama işte kısmet olmadı inşallah. Bize Kerkük öz yerimiz olduğu için Kerkük'te aynen kaldık, mücadele ettik. Bugüne kimin? 80'lerden başladı. Yani bir de tekrar bunu diyeceğim ben. 80'lerden başladı bizim üzerimize bu idamlar. Bugüne kimin? Bu katliamlara da uğradığımız zaman aynen onların uzantısı sayılabilir yani. Tabii Kemal Terzi bizim çok yürekli bir adamımızydı. Hakikaten onu 81 senesinde Alandalar bu teşkilatın içindeydi. Yani Türkmen teşkilatının, Türkmen davasının sırf içindeydi. Evet değerli izleyicilerimiz, bizler Türkmen milleti olarak hiçbir zaman şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız da. Bugünkü bölümümüzde Şehit Kemal Kalal'ın Türkmen milli davamız uğruna vermiş olduğu mücadele hakkında bilgi alacağız. Bu bilgileri yanımızda kardeşi bulunur. Dilerseniz kardeşiyle bir sohbet edelim. Abim selamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Necasiz, hoş bulduk, sağ olasınız. Biz memnunuk idi. Televizyonuna, televizyon, Kerkük televizyon, Türkmen televizyonuna, kadrlarının hepsine, müdürlerine bu fırsatı verdi bize. Biz şehidimizin demek ki kıymeti çok çok diyenlerinde, inşallah hep millet yanında da oğlu çok memnunuz. Dua eder özler için Allah sıhhat afiyet versin ve muvaffak etsin özlerini kadirler. Biz teşekkür ederiz. Efendim kendinizi bir tanıtsanız. Cemal Ahmet Kalali. Şehit Kemal'ın kardeşiyim, Kalada Ağalık Mahallesi'nde 1942'den neden olmuşam. İşte bir aile, Türkmen ailesinden. Biz aslında Kerküklü ve Kalaliyik. Bize diğerler Ahmet Sıdık uşakları, Ali Veled tayfasındanık. Efendim, Şehit Kemal Kalali kimdi? Tanıtsa bize önce bir de halkımıza. Şehit Kemal kardeşimdi. Benden bir yaş büyüktü. 1941'de neden oldu. Aynı şeyde, aynı evde, aynı mahallede, Ağalık Mahallesi'nde. Bu benimle beraber bir yerde, iptidaiye bir yerde gittik. Gittik, hatta iptidaiyi bitirdik. Ayrıldık iptidaiden. Ondan sonra o gitti, gittik sanata. Sanat öğrenmeye. Babamız sanat hazederdi. Ben gittim Trombel doğrulamak kahrabaisine, özünü terzilik mektebine kurdu. Yıldız dersinde, Mehmet Yıldız günü yanında asri, sukul asri derler özüne. Orada başladı terzilik ögülenmeye. O ögülendi bir müddet, bir uzun müddette işte iyi bir usta oldu. Geldi Atlasca dersinde dükkanı açtı özü. Açınca bunda bir hastalık oldu. Ribo tenge nefes hastalığı oldu. Tenge nefes hastalığı olunda gitti Türkiye'ye. Doktorlar orada, Türkiye'de demiştiler özne, oranın havası düşmedi sana. Orada ne şeyi var, şey katı var filan, bu gazlar bir şeyler düşmedi sana. Sen o şeyi düşmedi. Gene bir uzun müddet gelesen, kalasın burada, tedavi edersin seni. Valla bir ay gitti, bir ay, iki ay gitti, orada kaldı, iyi oldu. İyi oldu, geldi. Gene başladı dükkanda işlemeye, işine başlamaya. Valla o 70'lerde, 75, 74, 75 senesinde evlendi. Evlendi, bir de döndü üzerine bir hastalık. Hastalık döndü üzerine, ittisal etti. Profesör Ekey'den ki doktorudu. Dedi ki, gelirsen gene bir uzun müddet kalasın burada. Valla bu dükkanını tasfiye etti, gitti özü Türkiye'ye. Türkiye'ye gitti, orada bir mahat var, derzilik kursu şeyde. Orada başladı, hem tedavi olmak hem orada
kurs almağa dediler. İndi iki şahadası var bu daha yanımızdaydı. Başladı orada kurs almağa. Bir kurs okudu. İkinci kurs okudu. İki kurs okudu. İki şahada getirdi. Geldi bura. Bura gelende takriben 6 aydan fazla sürdü. 6 aydan fazla sürdü. Kalktı bir garip gün kurdu Cumhuriyet Caddesi'nde. Cumhuriyet Caddesi'nde dükkan kurdu. Bunun iki uşağı oldu. Bir oğlan, bir kız. Cumhuriyet Caddesi'nde başladılar bunu muhabara tahkip etmeye. Günde bir tane yollarlar. Gel bizimle işlegine, gel böyle ilegine. Bu da milliyetçi bir denedi. İttisalı, arkadaşları hapsi. Mehmet İzzet Hattat'tı, Usta Hasip Kodderatçı'dı. Yanına gelen gidenler hepsi memleketliydi, kardeşlerdi. Dedi ben el vermem size, ben edebilmem. Valla ahir harpten 3 gün sonra, İran harbinden 3 gün sonra kaptılar özünü. Gün orta namazından çıkarken camiden kaptılar özünü. Peki lafuzu bölümde nece haber ulaştı size? Biz baktık eve gelmedi. Eve gelmedi. Gün ortalığı geldi. Gün orta namazını kılar, tikritler camiinde. Ondan sonra dükkanını kilitler, geldi eve. Bana haber geldi. Dediler baba bu akşam da gelmedi. Gittim baktım dükkanda dükkan kapalıydı. Dediler şagirdleri dedi vallahi namaza gitti daha görmedi bozun. Namazdan geldi dedik ki gidip gene derciler yanına, arkadaşları yanına ve arkadaşlar dediler hiçbirimizin yanına gelmeydi. Başladık takip etme gözüne. Hareket ettik cevap vermediler bize. Hareket ettik cevap verdi. Hatta 1983'te, 81'den ben bir arize verdim. Arize verdim Saddam Hüseyin'e. Reis Cumhuriye'ye. Baba dedim bu adamı siz tutupsuz. Tutupsuz bunun arvadı var, uşağı var, nenesi var, babası var. Bize bir şey ver, nedir, neydim siz bu adama? Yani sarahatten bir mektup, bir arize yazdım özne. Bundan takriben ondan çok sonra cevap geldi. Cevap geldi bir şey, vefatname yazıklar. Bu adamı biz idam ettik. Bu hareke Türkmaniye'ye şeyi ve intiması var idi. Onun için biz idam ettik o yüzden. Ve fiilen de özüden olan arkadaşları konuştuk özlerden. Umid Akkoyunlu'dan konuştum. Gazi var idi. O Gazi'den konuştum. Gittim şeye. Abu Ghrib'e konuştuk. Orada dedik baba dedi biz bu haberi de gördük o yüzden. Bilgi aldığımız hardadı. Bu haberde gördü özünü. Hatta Muhammed İzzet Hattat, Allah affetsin rahmetli, dedi ben bir maksuradaydım, bir İngiliz oğlu benimle idi. Bir İngiliz benimle idi. Bir zaman baktım bir bayaz, gözü kara, sakallı bir de nani geçirdiler. Ona dedim, benim annem oğlu dedi, Kanşar'da maksuradaydı. O da dedi ki Türkmen'i bir yerde koymazlar sizine. Diri şey ettim, sordum dedim bu kim idi? Bu garip değil dedi. Bu Darzı Kemal'iydi. Doğru. Darzı Kemal'iydi. Onu da gördüm özünü. Bir kere tazibte ellerinde ölmüş idi. Çok tazib etmiş idiler. Hatta anasılar özünden, kim var özüden, kim bir bu ne, bu hareke nedir, ne daha gibi ne. Demişti ben bir Darzı'nın biriyim. Ben hiçbir şey bilmem. Valla onun eserinden, o tazibinin eserinden ölmüş idi. O idi. Ben de arize verdim. İşte bunu suvari bir mahkeme yapıplar. Karar çıkardıplar. O kararın nuskasını memçi yolladılar. Dedi baba, beni muhabaratı istediler. Takriben 83'teydi. Muhabaratı istediler beni. Ben de gittim bu ikisindeki muhabaratı oturdum özlerden. Dediler, sen arize verip sen Reis Cumhuriye'ye dedim ha. Pardon, ne kadar sonra cevap geldi size uçu? Takriben bir ay, iki ay sonraydı. Cevap geldi. Geldi, biz bunu idam etmişiz.
bu hareket, hatta özleri bana bu dedi casusuydu, Türkiye'nin casusuydu, biz şey ettik özünü, edemeyettik özünü. Onun için, valla işte verdiler bana bir nuska, indi de kalıp yanımda, bu edem malı. Valla oydu, kalktım, edemde yazılıptı. Edem şen kan hattel mevut ve hizis amvalihil menkule ve gayr menkule, bu şeyler yazılıp. Oydu, sukuttan sonra uşağı kaldı. Uşağı da işte uşağı bizdeydiler. Bize geldiler. Babam gilde kaldılar. Bir vakit bir ev almış idi. Orada oturdular bir müddet. Ondan sonra kız büyük oldu. Oğlan büyük oldu. Oğlan şeydeydi. Bu sınav mektebindeydi. Kız hadi başladı devam etmeye. Şey ettiler çok. Müzayike edirdiler sözlerini, takip edirdiler sözlerini. Valla kalktılar, gittiler Türkiye'ye. Türkiye'den gittiler, adları çıktı, gittiler Hollanda'ya. Ondan sonra... Ailesi. Peki şehidimizin cenazasını aldınız? Evet, onu indi hacet edelim sağ için. Şeyden aradık, çok şey ettik, oyun ettik, beyin ettik. Kimse cevap vermedi bize. Bu hatta sukut oldu. Sukut oldu, rejim bitti. Benle kardeşim İzzeddin gittik Bağdat'a muhabarat var. Orada muhabarat var, o şat yanında muhabaratın bir dairesi var. Gittik baktık çok kalabalıktı. Ola biz de gittik içeriye, dedik işte bizim şehidimiz var, istirik cenazasını bilahın harda gömülüptü. Valla dediler gel, valla kompüterde baktılar, dediler bir mulla var Şarkı Falistin'de, o gömülüyorsun. Valla kalktık gittik, o mullanın kapısı baktık, uzun uzadığı bir kuyruk bağlanıptı kapıda. Valla adam çıktı, bir defter çıkarttı elinde. Huruf ebcediyeyden bu adları, baba siz o şehidimizin adına dedik Kemal. Aktardı dedi, yoktu. Kemal Ahmet Sıddık yoktu. Kemal, onlar yazmışlar Kemal Hayat. Kemal Ahmet Hayat. Döndük geldik gene muhabarata, oraya geldik, o hemen şeyin şat kenarında bir daireler var, çok bir büyük daireler, valla girdik. Evet. Bir davarımız var, valla failleri getirdiler, izbaraları hepsini attılar ögümüze, benimle kardeşim Ezzeddin'in ögüne. Çok izbaraları taptık, Kerkükler'in izbarasını, biz onun izbarasını tapmadık. Şehidimizin tapılmadı. Biz şeyde var ya, adı çıktı, kompüterde. Ha, onda adı çıktı. Vallahi geldik, daha döndük. Getirip cenazasını. Peki işte sebep neydi cenazasını size teslim etmediler? Bu cenaza, bunlar çok şey tazib etmişler özünü. Çok o tazibin eserinin ölmüşüydü. Onun için şey etmedi. Çok ondan evvel hara gittim dedi, baba bu şey gelmişler, sizi sordular. Muhabarat cemaati sizi sordular, bunlar nece aileler, nece adamlar, valla değil dedik biz. Bunlar çok muhterem, çok iyi bir insandılar, babaları ilvaçıydı. En büyük ilvaçı var Kerkük'te, Ahmet Sıddık, meşhurdu. Kimseye ziyanları yoktu. Biz nınca geldiler, bizden sordular, böyle dedik. Onun için yani edebilmediler cenazanı versinler elimize. Özlerinin sümasına, öyle özleri sümadan korkmamış yiğitler. Ama bu şeylerden bilmem ne, işte cenazanı vermediler. Biz de çok gittik, takip ettik, aradık, çok tapmadık cenazanı. Peki yani Allah rahmet eylesin, şehit oldu. Ondan sonra aile, siz ne baskılara karşı karşıya kaldınız? Vallahi bizi, beni de şeyde televizyonda bir müddet sonra baktım, müdür çağırdı. Ben televizyonda muvazzaf idim. Müdür çağırdı beni. Ben acize verirdim, takav etsinler beni, emekli etsin, çıkartsınlar. Yedim özüm için, gene evvelki kimin hür işlerde işleyeyim. Ne hoşuma gelirdi çok. O vakitin şeyi, nizamı. Valla müdür çağırdı beni, dedi filan dedim, usta zaman dedim, böyle dedi. Bu kitap gelipti muhabarattan çok sonra, çok müddet sonra, yani o mektupten de çok sonra bir kitap geldi televizyona, dediler şey 88'de.
sen o kardeşliği edemediler dedim. Böyle edemediler özünü. Dedi vallahi işte yenge gelip de gelip seni çıkardık fasledakın. Bes yok. Ben seni faiz çıkardıram. Ha? Sen de git bir elize ver. Selamın istedim tekaüd olur. Ben yazarım üzerine bu faizli bunu çıkardırır. Hatta sen tekaüdü alasan. Şuradan sizi diyelim uzaklaştırdılar. Uzaklaştırdılar. Oydu. Beni çıkarttılar. Çıktım. O uşaklar da işte bu hatta doğum yediri yine çok sıkıntıya salmışlar. Oğlan sınav adı okuru onu sıkıntıya salmışlar. Günde kapıya gelirler, ervadı takip ettiler filan ettiler. Valla işte kalktılar, bunlar gittiler Türkiye'ye. Türkiye'den kalktılar, gittiler Hollanda'ya. Şimdi Hollanda'da şey ettiler. Peki sizden sorsak şehitimizin tek bir cümleyle ne diyesen hakkında? Vallahi, nece bir insanı tek bir cümleyle? Tamam. Bu çok zekiydi. Bak. Çok çok zekiydi. Özü özünden yenge Türkçe'ni alıştı. Bir gün benim özü mektepteyik. Faik Namık muallimimizdi hesap dersi verir bize. Baktım bu yarışındaydı. Buna İngilizce dersi verir. İngilizce kelimeler yani ben dedim ki İngilizce de. Baktım dedim baba sen halletsin. İndiden ne İngilizce? Her bir yerde İngilizce gider. Beşincide, altıncide İngilizce okurum. Dedi o ben indiden ne istirem aklım. Sonradan tahkip ettim özünden. Bu yenge Türkçe'ni alıştı. Özünden yenge Türkçe'ni alıştı. Ondan sonra başladı şeyin bu Azeri şeyi Latincasını alışmaya. Onu alıştı. Ondan sonra Kerkük'te indi bu gazete var o da buradaydı yanımdaydı. Gazetede çıktı. Evvel muallim ebece Kemal Terzi. İlk öğretmen. Hatta buradaydı. Türkçe dilini öğreten. Yani hatta Musalla Mahallesi'nin uşak şeyleri, gençleri yani çoğu geldiler bizim evimiz kalıptı Kasaphane yolunda Hadice Tul Kubra Mektebi'nin ensesinde. Oradan duvardan enermişler evimize. Benim evim ayrıydı. Biz özü babam geliden oturuyordu. Orada neden çay edermiş özler için bunlara yenge Türkçe'ni öğretirmiş. Dilimizi öğretirmiş. Böyle okudu. Böyle ki demiz şey yok böyle evet. Ayrı ayrı yazsın. Demiz cezardı demiz. Böyle çok zeki. Yani, çok, demek çok, ki bu sevda çocukluktan içinde var idi şeyimizin. Çok sevdası var idi. Çok Kerkük'ü severdi. Türkmanı Türk olanı, Türkman olanı severdi. Ha, bu şey cemaati geldiler bura. Bu kültür merkezi. Bu kurdular Şevket Bey'iydi, Hasan Hüsnü'ydi yadıma geldi, bir arvut da geldi, onun adı yadımda da ki. Bunlar hepsini davet ederdi eva. Giderdi özlerden, çi kurs burada, özü burada, çi kurs, üç kurs okudu. Ondan sonra bu yani çok çok sevdalıydı. Bu milli par şeyimiz vardı, şimdi de bazı eski temsillerde kalıp, milli takımımız, Hilal Ahmar'da, Kızılay'da, bunlar hepsi için könek, pantur, elbise dikerdi öz hesabına. Çok yani fidakarlık ederdi, çok severdi milletini. Ben de haz ederim. Bu millet hepsi bizim şehitlerimiz kimin olsun. Canlarını, mallarını, ha evladlarını kurban ettiler millete. Ben Almaz Şıhtecisi kızı Şehit Kemal Derzi'nin ailesiyen bir kız bir oğlum var. Kemal Derzi genç yaştan düşmançılık ederdi. Milletliçe, diliçe uğraşırdı. Toplardı gençleri hepsini okudurdu. Latince okudurdu. O zülfe rağmen, o şey vaz'a rağmen, korkuya rağmen vazgeçmezdi. Kemal Derzi çok iyi insanıydı. Namaz kılanıydı. Herkes severdi özünü. Kemal Derzi bir gün pazara gitti, tükene gitti. Bekledi ki gelmedi tükene. Namaza gidip, camiye gidip tükene. Camdan çıkarken aparırlar özünü.
Daha Cemal abi soruşturdular, ettiler, bir haber almadılar. Birkaç sene sonra Cemal abi arize yazdı. Arize yazdı işte, cevap geldi, idam etmiş gözünü. Ceset de vermediler, ne türbesi var, ne bir ceset var. Bizi takip edildiler. Korktum uşaklarım üstüne, bir şeyde de hak-hakkımız yok idi. Kemal Dağız ailesi olduğum için. Bir şeyde hak-hakkımız yok idi. Ben de korktum, gittim uşaklara, pardon, Türkiye'ye gittim. Kemal Dağız'ı hiç korkmadan, hiç çekilmeden, sonuna kadar mücadele eden bir düşmandı. Bir milliyetçiydi. Düşman milliyetçiydi. Kemal Dağız'ı Türkman milleti uğruna canını vermiş bir kahramandı. Kemal Dersi Hac Ahmet Sıdık Kal'an'ın oğludu. 1941'de Kal'a'da Ağalar Mahallesi'nde, Yukarı Mahalle diyorlar, orada dünyaya geldi. 41-40'ların ahırında Kal'a Mektabı'nda okudu 5-6 yıl. Ondan sonra terk etti, girdi hür sanatlara, derzilik'e. Darzılık'ta Muhammed Darzı vardı Kal'ali, onun yanında işledi, hatta 70'lere kadar. Bunlar 5 kardeştiler ve 3 kardeşleri Muhammed idi. Ondan sonra Kemal, Kemal'dan sonra Cemal, Hüzzeddin, bir de Seyfeddin. 70'lerde, 72-73'te evlendi. Dükkanı Atlas Zeddesi'ndeydi. 79'da, 70'te evlenenden sonra 2 uşağı oldu, bir kızdan bir oğlan. 79'da gitti Türkiye'ye, orada yenge bu sanatını daha iyi etsin, orada bir mahmelde işledi. 6-7 ay, ondan sonra o mahmel sahabe istedi, kalsın orada. Razı olmadı, bir de döndü, bir de yerinde dükkanda, orada işledi. Bu bir milliyetçi insanıydı. Yanına gelen milliyetçi insanlar var idi. Rahmetli Muhammed İzzet Hattat, Doktor Talat Sönmez Kalıp, Allah ya Rabbi ömrünü daha uzun etsin. Daha başkaları var idi, Hasip Kondratçı var idi. Bunlar otururdular. İşte bu vaz'in üzerine selaşırdılar. Bu milletin rezalette yaşamağının. Geldiler, apardılar mukhabarata. Mukhabarata gitti, bu itti. İtti. Aparandalar özün o uşakları, biri 5 yaşındaydı, biri 6 yaşındaydı. Kardeşim Mulla Cemal kalktı bir arıza verdi Saddam'a. Dedi, benim kardeşim 3 yıldır itti, bilmirik bunun mesiri nedir. Bir ay sonra, arıza verilenden bir ay sonra bu mukhabarattakisinde yolladılar arkasıyla. Sen Mulla Cemal'san belli. Arıza veripsen kardeşimin mesiri belli. Kardeşi idam olup casusluk üzerine harici bir devletçi casusluk edirmiş, idam olup bitti. Bunu tapmadılar. Neçe defa bir gitti Abu Ghraib hapishanasına, kardeşini aktardı. Orada Allah affetsin, o da geçindi. 20 yıl hükmüydü Nihat Akkoyunlu. Çok gitti, bir de orada gidede demiştiler ya, görüp sen sele. Görmeyipsen de valla buradaydı. Hatta böyle tazip ederdiler özün, ben ağzına su akıdırdım. Canı hepsi yaraydı. Bir gün geldiler, apardılar özün, daha bilmedik ne oldu. Hatta eski nizam düşene kadar. Eski nizam düşenden sonra bunlar yettiler Bağdat'a, o yana bu yana. Ahırda yettiler, Vazaret Maliye'den bunun maktabes hükmünü çıkarttılar. Ki bu idam olup tapmadılar da cesedini. Bu toplu mazarlıklarda gömüldü. Harada da gömüldü kimse bilmedi. Bağdat'ta gömdüler özlerini. O orada idam olanlar da. Bu bir insanıydı. Çok milliyetçiydi. Kemal Terzi rahmetli Türkmen toplumunun unutulmayan bir şehididir. Kemal Terzi 1941 yılında Kerkük'ün
kalesinde doğdu. İlk tahsilini yaptıktan sonra devlette bir vazife almadı. Terzilik mesleğini çok üstün bir şekilde başardı ve Kerkük'te başta gelen ustalar sırasına geçti. Kemal Terzi'nin gençliği döneminde ki bizim çok yakın bir dostumuz idi, arkadaşımız idi. O zaman Kemal rahmetli Terzi'nin dükkanı Atlas Caddesi'nde o bankın hemen indi dükkanı banka aldılar. O banktan çıkan bir büyük dükkanı vardır. Hatta rahmetli bir derzilik şeyinde güzel kurslar da görmüştür. Yani bir fabrika haline getirdi dükkanın. Orada aynı zamanda bu dükkan aynı zamanda da bir Türkmen toplumunun milliyetçi kesimleri, edebiyatçıları, aydın kimseleri rahmetlinin dükkanında oturup çok sohbetler olurdu. Milli meseleler konuşuldu rahmetlinin o dükkanında. O 80'lerden önce bilirsin devrik nizam hükmü eline aldıktan sonra Kerkük'te Türkmenlere karşı çok sıkı bir politika kullandı. Ondan sonra özellikle 1976'da Türkiye Cumhuriyeti Koru Türk Kerkük'ü ziyaret ettiği zaman Kerküklülerin o Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bir türlü karşıladılar. Bazı rejiminin çok hışmına gitti o karşılamalar. O gençliğin bu tip Türklüğe karşı hayacanlarını ondan sonra kültür merkezinde de aynen çok şeyler karşılamalar çok muhteşem oldu. O tarihten sonra rejim başladı Kerkük'te Arapçılık bir politikası kullanmaya Irak'ın güneyinden yüzlerce binlerce aileleri getirip o tarihte 10 bin dinar bir parça yer verirdi. Bunlar kendi aileleri için dam yaptı. O zaman 10 bin dinar bugünün 33 bin Amerikan doların karşılığında bir paraydı. Çok yüksek bir paraydı. Onlara bedava verilirdi. Bunlar Kerkük'te yerleştiler. Kerkük'te Kerkük'ün nüfusu kadar diyebilirim insanları yerleştirdi. Bunun karşısında da Kerkük'te gözüne batan, hışmına giden milliyetçi kesimlere çok emniyetleri, muhabaratları tarafından ağır basmaya başladı. Kemal Terzi rahmetli de o zaman da gençlerde yani gözlerine batan bir şahıs oldu. Çok sıkı tuttular. Neyse adamı gözaltına aldılar. Ondan sonra bir müddet muhabaratta kaldıktan sonra ne mahkeme, ne bir soru, ne bir suç göstermeden rahmetlini idam etmiştir. Ehliyetine bir kağıt verip Kemal idam oldu. Onun için Kemal unutulmayan bir şehidimizdir. Her zaman içimizde maneviyen cesedi tamam gitti ama içimizde maneviyen her zaman Kemal yaşamaktadır. Çünkü Kemal'in durumu, Kemal'in devri Türkmen toplumuna, Türkmen davasına sunduğu bu büyük işler hiç unutulmayan bir meseledir. Gömütü nürle doğsun. Allah gani gani rahmet etsin. Mekanı cennettir. Çünkü adam şehittir.
Kemal Terzi Kerkük'te doğdu. Kemal Terzi o zamanlar 70'li yıllarında serbest işlerde çalışırdı Kerkük'te. Ondan önce Türkiye'ye gitti. Türkiye'ye gittiğinde orada bir eğitim aldı. Derzilik eğitimine girdi. Adam hakikaten sadece terzilik işinde çalışmazdı. Bir teşkilat sayılırdı dükkanında. Onu demek isterim. O zamanlar Kerkük'te bilirsiniz yani bir kültür merkezi vardı. O kültür merkezinin içinde insanlarımız, gençlerimiz kültür merkezine giderdi. Bu bizim Kemal Terzi kendi dükkanında bu gibi gençleri getirirdi yanına. Yanına getirdiği zaman Türkçe eğitimi verirdi özlerine. İşte bunun yanına gelenler kimleriydi o vakit? O vakitin insanları, adamları. Bunun yanında bir Türkmen makarı kimin sayılmıştı. Tabii bunu hükümet her zaman bu insanları takip etmektedir. Bunlar da Türkmen'in bir aydınlı adamları oldukları için, ışıklı adamları oldukları için bellidir orta yerde gözaltına alınırdı. Tabii 70'li yıllarında kültür Irak tarafından ve Ba'ath Partisi tarafından durduruldu. Duranda o insanlar ne yapardı? Gelirdiler Kemal Terzi'nin dükkanına. Birisi şehit İzzeddin Terzi, Celil Terzi oğlu. Oradan işte eğitimini oradan alırdılar mesela gençlerimiz. Ama o merkez, kültür merkezi durdu hükümet tarafından. Ama Kemal Terzi'nin dükkanında aynen bu gibi işler eğitim tarafından, Türkçe okuma tarafından insanlarımızı aydınlatırdılar. Onun için Kemal Terzi 1981 senesinde tutuklandı. Tutuklananda muhabara tarafından. Muhabara tarafından tutuklanından sonra ama cenazası maalesef bir güne kimin elimize gelmedi. Onu bilmiyoruz ne oldu. Balığa yem oldu yoksa aynen havuza atıldı. Şehidimizin mazarı nurla dolsun. Bir şehit diyor ki doğdum, büyüdüm, koştum. Suyunu, ekmeğini, aşını yediğim, toprağına kurban olduğum, sevdam yoluna canımdan can verdiğim vatanımdır. Allah'a emanet olun. Selamım selam.
kesmedi. Şehitler yolundan geri dönmedi.